Can you bring it more? Because I don't want that. Yeah, let me put it up. Yeah, yeah. Let me put it up. Put it in the center. Sure. Let me know what you want. Yeah. Bunu bile branda yapacağım. Allah. Neyse. Azıcık göbe getiririz. Az geldim, uz geldim, Deretepe düz geldim. Virginia eyaletine girmeden önce durmam lazımdı çünkü. Hanemizin üçüncü arabası bu. Yolun açık olsun. Oo, iki tane var. Vay be. Bu her yükte yollarınız da değişiyor. Şurada Peterbilt'çiler bayılır bunlara. Gerçi Volvo'nunkiymiş ama. Buradan giriyorsunuz, duş fişinizi alıyorsunuz. Numaralı duşa gireceğiniz yazıyor. Evet dostlar, videoya böyle girelim dedik bu sefer. Bir adet Transformers. 58 bin pound dediler, yani ikiye bölsen 29 ton falan. Bunu alacağız. Amma büyük yani ha. Wow. Şöyle etrafını dönelim. Kamera almıyor ki. Yuh. Elektrik işlerinde kullanılan bir wow, circuitlara bak. Kocaman. Neyse, birazdan içeri geri verip bu aleti alacağız. Ama işimiz çok. Bunu bir de branda yapacağım. Allah. Neyse, azıcık göbe getiririz. Evet dostlar, heyecan başlıyor. Macera dorukta. Şimdi geri iğne deliğine sokacağız bakalım. Arkadaşlar, az geldim, uz geldim, Deretepe düz geldim. Şimdi Tennessee'de bir tır durağındayım. Virginia eyaletine girmeden önce durmam lazımdı çünkü akşam güneş battıktan sonra bu yükle orada kullanmak yasak. Onun için sabaha bekleyeceğim. Bu arada GPS'ten baktım,
Benim diğer şoför, yani bana çalışan diğer şoför arkadaşım Görkem, o da geliyor. Yani yolunun üstündeyim ben. Ona bir evrak vermem lazım. Acaba nasıl ulaştırırım, nasıl ulaştırırım diye düşünüyordum. Denk geldi, bir baktım buradan geçecek. O da geliyor şu anda. Bir saate kadar burada olur. Şöyle tır durağını da göstereyim size. Bir şey görünüyor mu? İşte böyle bir yer. Karşıki pompaların oraya gelecek. Büyük bir ihtimalle buraya yanıma bir yere çeker. Bakalım gelsin. Görüşürüz. Hadi in bay şimdilik. Evet arkadaşlar, Görkem geldi. Mazot alıyor. ...1881... Hanemizin üçüncü arabası bu. Aldığımız ay bu Dorsey'i, sağ olsun şoför kardeşimiz uyuklaya gittiği için yolda. Şunun gibi bir başka Thermoking Dorsey'e geliyor. Şu menteşelere takıyor. Park halindeki araca. Evet, Dorsey'imizde vaziyet bu. Evet, aslan parçası gidiyor. Yolun açık olsun. Türk Transportation'ın 3 numaralı tırı. Bu arada arkadaşlar, ufaktan bu tır durağını göstereyim size. Şuraya bak ya. Bu bildiğin bizim küçükken kullandığımız mahallede kuş lastiğiyle. Vay be, demek Amerikalıların çocukları da kuş aldıymış. Burada hediyeli eşyalar falan var. Evet, ayı. Motosiklet falan. Onun dışında kahve mavi satıyorlar. Şu aşağı tarafta, orayı da göstereyim. Şurada da ufak bir krom shop var. Böyle bir yer. Evet arkadaşlar, burada direksiyon simidi cover'ı. Burada süs eşyaları falan var. Işıklar var. Bana da şundan lazımdı. İki tanesi düşmüştü. Şeytan Dingle'deki. Onu aldım. Kaç paraymış? 4.37. İşte lastikler falan, her şey. Şurada Peterbilt'çiler bayılır bunlara. Gerçi Volvo'nunkiymiş ama. İşte burada hiç benim hoşuma gitmeyen şeyler. LED MED. Şurada sedef kaplama direksiyonlar var. Şöyle. Çok güzel ama. Şurada da fiyatları yazıyor. Boyutuna göre. İşte 30,5 inçi $129. 51,5 inç varmış. Herhalde şu soldaki ya da şu sağdaki. O da $160. Ve light bar falan var. Kornalar var. Ağaç burada da, ağaç. Evet işte burası da ufaktan bir yer. Şu bölgede duşlar var.
Buradan giriyorsunuz, duş fişinizi alıyorsunuz. Üyelik kartınıza beraber şurada hangi numaralı duşa gireceğiniz yazıyor. İşte bunlar tuvalet. Velhasıl öyle işte. Evet dostlar, az önce Chrome Shop'ta şunlar düştü demiştim ya. Herhalde bu bunun boyundan. Aynen. Şunlar düşmüştü. Bunları da takalım yerine. Evet. Çirkin görüntü oradan kalksın. Gerçi arabamız çok pis, yıkanması lazım. Şu iki kromun arasındaki şeye bakın. Farka. Bir de buradan düşmüş. Şeytan dinginin harika bu. Hızlı gidince belli olmuyor ama bütün parlaklıklar görünüyor. Şuraya bir zincir astırıcı alamadık. Yok anasını satayım, yok piyasada yok. Şimdi arkadaşlar, niye şoförü çekmedin diye sorabilirsiniz. Ya yani şimdi ben Görkem'i severim. Bir de eşiyle beraber seyahat ediyorlar. Onun için rahatsız etmeyi istemedim. Teklif dahi etmedim. Sonuçta herkesin bir özeni var. Onun için sadece tırı çektim öyle dışarıdan. Ufaktan da Görkem görüyordu ama teklif dahi etmedim yani. Neyse. İşimiz gücümüz yerinde olduktan sonra onların hiçbir önemi yok. Kendinize iyi bakın. Bu akşamlık ben yatar. Videonun ilerleyen dakikalarında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, videomuzun son bölümü olan yükü bırakma bölümüne Pennsylvania'dan hepinize merhaba. Ya bayılıyorum, şurada şöyle köpekleri varsa. Dur inşallah ışık kaçmadan yakalarım. Heh. Bak bak şuna bak. Camın ötesine bak. Oo, iki tane var. Vay be. Ya yazık köpeklere bazen. Üzülüyorum. Tırın içerisinde de besliyorlar. Bak nasıl bakıyor ya. Tırın içerisinde de besliyorlar bazen. Böyle adam bir iniyor. Abartmıyorum bak. Böyle 3-4 tane köpek eşiyle beraber iniyor. Yanında iki de çocuk. Lan ben tek başıma sığmıyorum bu arabanın içine. Siz nasıl sığıyorsunuz ya? Gerçi benim sığmamam biraz ölçülerle alakalı bir şey. Cüsseden dolayı gerçi de. Yani onlar da az değil canım. Yani o kadar adamı toplasam bir ben eder yani. Arkadaşlar şimdi tam olarak Philadelphia'nın böyle 20 mil civarında, 20 mil kuzeyinde bir yere bırakacağım bu yükü. Aslında bu yükün randevusu vardı. Çünkü ben geçen hafta yükü alırken demiştim ki önümüzdeki hafta Christmas bayramı var. Tatil her yer, birçok yer erken kapanıyor falan. Hadi onu geçtim. Eyaletler arası yolculuklar özel izinli yüklerde yasak. Ben ne yaptım? Alabildiğim kadar izinlerimi önceden, planımı önceden yaptım. Önceden aldım izinlerimi. Tahmini bir izin aldım. Sonra düzeltmeye yoluna gittik. Birkaç tanesini düzelttik çok şükür. Ama sıfırdan alırken bu yol izinlerini çok sıkıntı çıkıyor. İşte yok işte önümüz tatil geliyor. Sen o eyaleti geçerdin, geçemezdin falan uğraştırıyorlar. Bu işi yapanlar özel izinli yük taşıyacak oldukları zaman daima sürekli ileriyi görmeleri gerekiyor. Onu akıl edebilmeleri gerekiyor. Her neyse işte ben de planımı önceden yaptım. Birçok yerden iznimi almıştım. Onun için çabucak geçebildim. Ve yükün aslında genişliği de ya da ağırlığı da buna aslında bir faktördür. Mesela geniş bir yüküm olsaydı eminim birçok yerde ben de tıkılıp kalacaktım. Ama bu ebat olarak standart dorsa ebatlarıyla aynı genişlikte. Yükseklikte sadece bir 10 santim yüksekliği var. Diğer normal standart yüksekliğe göre 13.6'dır normalde ama ben şu anda 13.10'um. Ben buraya 14.5 geldiğimde oldu. Ama
permit aldığınız zaman, yani yol izni aldığınız zaman, o yol izninde GPS'i unutuyorsunuz. Tamamen elinizde size verdikleri, nerede o? Bu sadece Pennsylvania eyaletininki. Burada size yolları sıralıyor falan. Onları unutuyorsunuz. GPS olayı yok. Sadece permitte yazan yolları takip etmeniz gerekiyor. Yolun dışına çıkarsanız, Allah göstermesin, yol çalışması vardır. Atıyorum, 12 fit genişliğim var. Tırın genişliği de 8 fit 6 inç. Sen şimdi adam 12 fit genişlikte yük o yoldan gidemeyeceğine göre, doğal olarak bu her yükte yollarınız da değişiyor. Yani bunu da söyleyeyim. Şimdi adam mesela işte devlet yol çalışması yapacak. Bu yol çalışmasına 10 fitten geniş araçlar bu yoldan gidemez diyor. Bunu devlet anlık olarak biliyor ama sen ben bilmiyoruz. Öyle permit almadan kaçan göçen çok arkadaş var. Kendilerine şoför diyorlar. Yani benim hiç umurumda değil. Herkes kendi bacağından asılıyor sonuçta. Girdin diyelim, 10 fitten fazla araç girmeyecek yola girdin. Şanslıysan, azıcık geniş yapmışlarsa 10 fitten kurtarırsın. Yapmamışlarsa sıkışıp kalırsın. Trafik cezasını geçtim. Allah göstermesin, birine bir zarar verirseniz, bir arabaya çarparsanız ve o verdiğiniz zarar da ciddi bir zararsa, Allah yine göstermesin, yani ölüm mölüm varsa işin sonunda, orada trafik polisini bekleme zaten. Direkt al bileti, doğru geldiğin ülkeye geri git. Yani bu bir tavsiye değildir. Kimse de bunu böyle akıl veriyor gibi almasınlar. Hani sonucu bu işin. Yani böyle boncuk bir iş yapmıyoruz yani. Öyle küçük araba kullanmıyoruz. Ya da standart ölçülerde frigodorsa kullanmıyoruz. Taşıdığımız yükün, yaptığımız işin sorumlulukları var. Bunları yerine getirmeliyiz. Nerede kalmıştık? Ben şimdi Pennsylvania'ya geldim. Ben işte bu izinleri alamam, İşte o yollardan gidemem korkusuyla, işimi de garantiye almak için dedik ki biz bunu haftanın son iş günü bırakalım. Burada bu hafta için söylüyorum sadece. Cuma günü ayın 31'i. Ama ayın son iş günü genelde bir gün öncesinden her yer kapanır. Yani bir gün öncesinden değil de, yani o yılbaşından bir gün öncesi. Yani ayın 31'inde her yer kapalı, yani cuma günü. Bana da randevuyu ayın 30'una verdiler. Biz dedi öyle gidelim. Hani erken gidelim, belki olur ya, bir şansımız olur. Biz bu yükü erken de bırakırız ki öyle oldu gibi. Şu anlık hiçbir şey bilmiyorum. Gidiyorum ama öylesine gidiyorum. İşte bakalım indirecekler mi? Çünkü dispatch'a demişler ki bir gelsin, bir indirmeyi bir deneyelim. Deneyecekler. İndirdiler. İndirmediler. Yapacak bir şey yok. Gününü ben belirlemiş olduğum için daha öncesinden bedavaya orada Perşembe gününe kadar bekleyeceğim. Yani bugün günlerden Salı. Olur ya, izin de verirlerse, şöyle de bir olayım var. Benim Amazon'da da şirket hesabım var. Dorsem'i oraya bırakmaya izin verirlerse, sadece kelleyi alıp Amazon'dan yük çekeceğim. Bir iki dorse atarım Perşembe gününe kadar, böyle kısa mesafeli. Çok değil, böyle 2 saatlik, 3 saatlik falan, o tarz yerlere giderek. Yani öyle dorseleri de var Amazon'un. Her neyse, işte bakalım gidiyoruz. Ne kadar? 15 dakika civarında, saat kaç? Aynen bir 10-15 dakikalık bir yolum kaldı. Bir gidelim, bir bakalım ne diyorlarmış. Ne yapıyormuşuz, nasıl yapıyormuşuz, bir görelim. Boşaltacaklar mı, boşaltmayacaklar mı? Bu arada ilk videoyu yayınladıktan sonraki şu anki çektiğim video, muhtemelen bundan önce bir tane daha izlemiş olacaksınız ama ben bir yıl ara verdikten sonra başladığım ilk videodan bahsetmek istiyorum biraz. Arkadaşlar pardon, gerçekten mutlu oldum. Şundan dolayı mutlu oldum. Yani çok güzel altında yorumlar var. Dengesiz hiçbir yorum yok. Dengesiz hiçbir yorumu zaten
Yani dengesiz olan o tarz yorumları zaten Gale'ye aldığım da yok. Yani böyle kafamda bir doğru var. O doğrultuda gideceğim artık. Hani kimseyle uğraşmayacağım. Çünkü birine bir şey diyorsun. Ya sen onunla niye dalga geçtin? Oo. Az daha çarpıyorduk. Şurada yolda sarkmış bir ağaç vardı. Solumda tır olsaydı mahvolmuştuk. Çünkü biraz sol sağ manevra yapmam lazımdı. Ufaktan. Her neyse, birine cevap veriyorsun. Ya sen utanmıyor musun? Şimdi cevap veriyorsun. Cevap vermiyorsun. Ya sen niye cevap vermiyorsun? Yani sürekli böyle bir negatifin içine çekmeye çalışan bir kitle var. Onlara da saygı duyuyorum gerçi. Yani ne diyeyim, izleyip de yani o kadar katlanmak da bana bir sabır ister yani. Çünkü bugün bakıyorsun birçok kanal var Türkiye'de. Bazı YouTube kanalları kadar dahi izlenmiyor. Mesela adam bir YouTube videosu buluyor, bir başlık atıyor. Yani bakıyorsun kanalında 300-500 takipçi var, milyon izlenmiş. Konular çok önemli bu aşamada. İşte ben de mutlu oldum çünkü 24 saatte bir yıl ara vermiş bir kanal bir anda pat diye sadece önden bir dakikalık bir fragman yayınlayarak, kimseye de doğru dürüst haber vermedim. Sadece öyle sürekli yazan arkadaşlara sorduklarında haftaya başlıyorum demiştim. Bir de yakın çevremden birkaç kişi biliyordu. 24 saatte 6-7 bin takipçisi olan bir YouTube kanalının 3 bin izlenmeye gelmesi gerçekten beni mutlu etti. Onun için hepinize teşekkür ederim. Umarım bundan sonra bırakmayız video işlerini. Çünkü arkamdan beni teşvik eden artık bir ekip var. Arkadaş çevrem var. Sağ olsun bu videoyu montajlayan, bana mesaj atıp beni yap artık bu işi diyen, mesela Nizamettin kardeşim var. Videoyu montajlayan, az önce söylemeyi unuttum, Gökhan var. Hani ne bileyim, umarım bundan sonra iyi şeyler olur diye düşünüyorum. Bu arada sağ şeridi kapatmışlar. Hani yol çalışmasında gezemezdin diyecek olan olursa, bunlar anlık kapanışlar arkadaşlar. O anlık kaza olur, bir şey olur. Eğer çok önemli bir şey olursa yolu diyelim komple kapattılar. Ya da bir kaza var, bir şey var. Onu hemen zaten yol izni alan firmaların numarası, her şeyi belli. Direkt arayıp diyorlar ki size biz böyle böyle izin vermiştik ama o yolda böyle böyle bir şey oldu deyip haber veriyorlar. Yani el avına gitmiş olmuyorsunuz bu sayede. Şu köprüyü 4 inçle geçtim. Yani 10 santimle. Şimdiki geçtiğim köprüyü. Yani yüksekliğim o kadar var. Normalde 13.6 olmam lazımdı. Köprü 14'e 2 idi. Ben de 13'e 10'um. Yani arada 4 inç var. Hız limitini 40'a düşürmüşler. Velhasıl şimdilik böyle gençler. Şu yükü bırakacağımız yere bir gelelim. Siz yolu izlemeye devam edin. Birazdan görüşürüz dostlar. Evet dostlar, ufak ufak yaklaştık gibi bir şey. Tam olarak nereden sapacağım? Bir dahaki sapaktan. O yolun ismi ne? Lionel Exington Road diyorlar. Buradan dönelim bakalım.
ışık dönmeden, yani kırmızıya dönmeden bakalım yakalayabilecek miyiz? Buradan sola döneceğiz. Biraz keskin bir dönüş. Da bu yükü alacağım yere bırakmak biraz sıkıntı olacak gibi bakalım. Çünkü orada bayağı kasılıyor araba. Lastikler böyle 8 gibi oluyor yani. İnşallah sıkıntısız hallederiz. Buradan sağa döneceğim ama inşallah sağdan da araba gelmiyordur. Geniş dönerim. Evet, gelmiyor. Yoksa Dorsen'in tekerlekleri kaldırıma çıkartmak hiç istemiyorum. Sonra road balansı bozuluyor. Dorsa bir yerde gidiyor şeritte. Tır bir yerde gidiyor yine şeritte. Hiç hoş olmuyor. Kusura bakmayın ya, bu sabah bir anda çıktı bu plan, yoksa yoktu yani, ben yatacağım diye biliyordum. Tek şerit yol diyorlar. Yine anlık bir kapanış, bir yol kapanışı. Yaklaşık 1,5 kilometrem kaldı yükü teslim edeceğim yere. Şu yükün evrağına da bir bakayım. Evet, gördüğünüz üzere anlık bir kapanış, beni durdurdular. Lan inşallah sıkıntılı bir yer değildir ya. Çünkü hemen önünde şey vardı. Tren yolu vardı. Biliyorsunuz benim Dorsel'e tren yolunda çok aşağıdan böyle yakın olduğu için. Şuradan haritadan bir daha bakalım. Her zaman GPS'te gidilmiyor. Aa, yolun üstündeymiş burası. Güzel. ...55 tonla kalkışı görüyorsunuz değil mi? Hemen hızlandırıyor. Sonraki yüksek viteslere atmaya devam ediyor. İnşallah şu Dorsa'yı orada bırakmaya izin verirler de buradan ta Pittsburgh'a kadar 350-400 kilometre arkamda sürüklemek zorunda kalmam bunu ya. Bak, bu Crawler 1 değildi. Bu biraz şanzımanı zorlayarak kalktı ama yine de kalktı. Gerçi benim tişörtlü, şortlu olduğuma bakmayın şimdi ama birazdan dışarısı çok soğuk. Yataktan kalktığım gibi şortu, tişörtü giydim, öyle çıktım yani. Bakalım, dışarısı çok soğuk. Böyle üzerim falan değişir, böyle çalışmaya başlamam lazım. Yoksa üşütürüz diğerlerimizi. Bakalım nereye geldik. Tahminim şu ileride gelen UPS aracının çıktığı yer. Oraya gireceğiz galiba. Girdiği yer değil de çıktığı yer. Oo, süper. Bu demir yolundan korkuyordum. Tamam. Gayet başarılı. Bakalım. Şimdi buradan. Evet, bir başkası, başka bir Transformers daha getirmiş oraya. Onunki biraz farklı. Bu tahminim galiba
Onu da test edecekler. Bakalım biz ne yapacağız. Hiç zannetmiyorum ki bana burada izin versinler ya. Biraz geri yanaşalım. Neyse arkadaşlar, ben şu kıyafetimi bir değiştireyim, kışlıklarımı bir giyeyim. Birazdan gelişmelerden size haberdar edeceğim. Şu bu binaya geldik. Hadi in, görüştük. Evet dostlar, geldik. Şimdi konuştum elemanlarla. Geldiğim yola geri gelip şu tırın yanından arka tarafa doğru süreceğim. Arka tarafta bayağı geniş yer varmış çünkü. Gerçi ben de uyduran öyle görmüştüm. Şuradan biraz kafayı ileri doğru vereyim. Tamamdır. Gel geriye, gel geri. Sevgili trakçı. Evet, şuradan ileri doğru gideceğiz. Gayet başarılı, güzel. Hoşuma gitti. Biraz dar ama yapacak bir şey var mı? Yok. Buradan dönüş yapacağız. Şu dışarıyı gösteren kamera şarjı bitti galiba. Ön tarafla idare edeceksiniz artık. Oğlum sen beni nereye soktun ya? Arkada geniş yer var dedi.
o da olur. Genişmiş dedikleri gibi. Sağa doğru devam et dedi. Sağa doğru devam ediliyor. Yalnız burası uyduran görünüşte çok geniş görünüyordu ama bakalım niye yapacağız. Şu mikrofonu şu yakamıza alalım da. İçinde bir şeyler kırılmış. İçinde bir şeyler kırılmış da benlik bir durum değil yalnız. Neyse şu mevzuyu bir çözelim de dostlar. Çekime devam edeceğiz. Göstereceğim ben size. Evet dostlar, Transformers'ı indiriyorlar elemanlar. İndirip şuraya sokacaklar. Patlayana kadar deneyeceklermiş, test edecekler. Burada. Vay be. Paraya bak. Evet arkadaşlar, ya ufak tefek kaçak göçek bir şeyler çekmeye çalıştım size çünkü bu yükü götürdüğüm yer çok böyle şeydi, biraz resmi bir yer, elektrik idaresinin olduğu yer. Adamlardan izin istemeye çalıştım ama alamadım. Artık cep telefonuyla ufak tefek size çekmeye çalıştım, nerede test ediliyor, nasıl oluyor. Bu arada izin de aldım, çok güzel oldu benim için. En azından ekstra para, ekstra paradır. Dorsemi az önceki yerde bıraktım. Yükü bıraktığım yerde bıraktım. Buradan da ev bir 5 saat, 5-5,5 saat falan sürüyor tırla. Şu an sadece kafa var üzerinde. Yani tırın kafası var. Onunla beraber benim daha önceden de dediğim gibi Amazon hesabım olduğu için şimdi Amazon Dorsesi bulduk bir tane. Eve dedim boş gitmeyeyim. Gerçi yine bırakacağım yerden biraz mesafeli ama biraz eve yaklaşmış oluyoruz bu Dorse ile beraber. Şimdi bunu Walkeesbury, Pennsylvania'dan alıp Baltimore'a götüreceğim. Yine muhtemelen ya Walmart'ın bir yeri ya Amazon'un bir yerinden alıp şeye götüreceğim. Baltimore'da yine Amazon'un bir yerine götüreceğim. Boş bir Dorse. Bu da farklı bir tecrübe olacak. Daha önce hiç yapmadım ama bu da bir sonraki videonun konusu olsun artık. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, sağda solda paylaşmayı, ufaktan da olsa bir yorum yapmayı, bu şekilde desteklerinizi benden esirgemezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Artık güzel keyif almaya başladım çünkü önümde bir engel kalmadı. Video yapmak için. Daha doğrusu video yapmamak için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz diyorum. Bye. Şimdilik.